Evet, hoş geldiniz. Bugün Selim Turan çizeceğiz. Türk resminin öncülerinden Cumhuriyet dönemi. Başlıyoruz. Çizgilerimiz. Evet. Soruyorlar, nereden başlıyoruz? Her yerden. Önce ben geometrik şekil olarak görüyorum bugün. Evet. Evet, ana hatları görüyoruz. Çekiyoruz çizgiyi, korkusuz bir şekilde at çizgiyi. Korku var mı? Yok. At çizgiyi şöyle, 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 şöyle. Evet, yanlış mı çizdin? Altta kalır yanlış çizgi. Çekiyorsun çizgiyi, döndürüyorsun şuradan. Evet, bugün yayınımızı başlatıyoruz. Evet. Nereden başlıyorsun? Her yerden. Evet. Çizgiler yavaş yavaş oluşuyor. Birdenbire olmaz. Her şey de öyle, doğal gibi. Birdenbire yok. Bir şeyler oluşuyor. Yavaş yavaş. Evet, Selim Turan çizmemizin nedeni, bugün siz araştırabilirsiniz. Türk resminin öncülerinden çok önemli bir ressamımız. Evet. Çekiyorsun çizgileri. Ve çizginin de şiddeti var. Görüyorsunuz. Ona göre atıyorum. Çizgi karakterlerini değiştiriyorum. Her yerden çiziyorum. Biraz oradan, biraz oradan, biraz oradan. Evet. Büyük bir heyecan duyuyorum. Evet. Saçlar. Akıyor gidiyor. Su gibi. Su gibi saçlar. Kulaklar. Lay lay lay. Çekiyorsun çizgiyi, atıyorsun çizgileri, şöyle büyük doğrultular çekiyorsun. Bugün sürpriz yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım. Resmin yarısını çizeceğim, yarısını siz hayal edin. Olur mu? Peki, lay lay lay. Bak, görüyorsunuz, biraz burada oyalanmıyorum maymun gibi. Maymun gibi oyalanmıyorum. Böyle burada yapayım da sonra gideyim. Yok, hayır. Böyle her yerden. Biraz saçından, biraz diğer saçından büyük doğrultuları görüyorsun. Atıyorsun çizgileri. Evet, şöyle biraz buradan. Neden? Neden? Onu söyleyeyim. Hiçbir çizgi yalnız değildir o yüzden. Hiçbir insan da yalnız olamaz. Evet, koskoca evrende yalnız mıyız? Dünyamız da yalnız değil. Her şey diyalektik bakış açısıyla. Bunu da diyalektik bakış açısıyla çiziyorum. İsterseniz pek fazla anlatmayı sevmem ama anlatalım. Yani şuraya çizdiğim bir çizginin, buraya çizdiğin ya bir çizgi. Bu çizginin şununla bir bağlantısı var. Onunla birleşip yepyeni bir hareket kazandırıyor. Bunun bununla. Böyle böyle devam ediyor. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Evet. Çerkez Karadağ'ın albümünden. Tabii saygıyla. Çerkez Karadağ. Kimi çiziyoruz bugün baba? Bir Bugün paylaşayım chatte. tabii Selim Turan ressamımızı çiziyoruz. Türk resminin öncülerinden. 1994 yılında ölmüş. Fransa'da eğitim görmüş. Çok önemli resimler yapmış. Büyük ressamlar diyoruz. Neden büyük diyoruz? Çünkü etki yaratmış. İnsanlar arasında büyük etki yaratmış. Yanlış mı çizdin? Burayı at gitsin şöyle ya. Alnını geniş yapmadın mı? Hiç önemli değil. Hem de silinmez kalemle yapıyorsun. Bak bak bak. Biraz oradan, biraz oradan. Türk ressam heykeltıraş. Azerbaycan kökenliymiş baba. Evet. Evet, yavaş yavaş oluşturuyoruz. Ve bugün bir şey yapalım diyorum. Böyle çok değişik bir resim yapalım. Köşegenden geçmeyelim. Şöyle güzel bir çizgi çizdim mi? Bugün ne yapalım biliyor musunuz? Sadece burayı çalışalım. Farklı olsun. Evet, adım adım gidiyoruz. Lay. Lay lay. Şöyle bir çizgi, şöyle bir çizgi, şöyle bir çizgi. Evet, ne demiştik az önce? Çizginin de şiddeti var.
Burnunu küçük mü yapmışsın? Ha, hemen düzeltebilirsin. Adım adım buradan geçiyorsun. Şöyle, sınırlandırmıştık. Soyutluyoruz. Doğayı soyutluyoruz. Bu bir doğa. Ama fotoğraf da soyutlama, resim de soyutlama. İki ayrı sanat burada birleşiyor. İki ayrı sanatı birleştiriyoruz. Biraz oradan, biraz oradan. Biraz oradan, biraz oradan. Sakalları, bıyıkları, dudağını kapatmış, görünmüyor. Önce leke olarak görüyorum. Yaklaşıyorum, uzaklaştırıyorum. Genişliyoruz, daralıyoruz. Genişliyoruz, daralıyoruz. Evet, resme ilk başlayanlar için ve ilk defa seyredenler için merhaba diyelim. Evet, yayına hoş gelmişlerse merhabalar diyelim. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba diyelim. Ve Selim Turan ustamıza biz de merhaba diyelim. Evet, eskiden böyle konuşkan değildim ya. Evet, sizler beni böyle konuşkan yaptınız. Evet, sınırlandırmıştık. Bu çizgiyi geçmeyecektik. Geçsek ne olur biraz? Hiçbir şey olmaz. Evet. Yeni gelen kişiler varsa merhaba diyelim. Ve onlar için de tekrar tanıtalım. Kimi çiziyoruz? Evet, bugün sınırlandırmışız. Resmimizi Selim Turan'ımızı çiziyoruz. Selim Turan ressamımız. Evet, çizgiler akıyor, gidiyor. İşte bu. Adım adım hedefe ulaşacağız. Hedefimiz buraya bir portre armağan etmek. Sizlere bir portre armağan etmek hedefimiz. Sakallarındaki harekete bak, görüyor musun? Ne kadar doğal. Ne kadar doğal. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Evet. Selim Turan. Buralar koyu. Diyorlar ki, bu sakalın beyazını nasıl yapıyorsun? Bu kadar. Kontrast değerler. Burayı siyah yaptın mı, kağıdın beyazını kullanacaksın işte. Evet. Kalemimiz de güzel. Kaligrafi kalemi 2 numarayla çiziyoruz. İnce, güzel. İnce şeyleri severim. Kalın şeyleri de severim. Evet. Vay. Evet, buraya karışmıyorduk. Buraya bir iznimizi verdik. Gelelim şuraya. Evet. Benzemesine katkıda bulunsun diye kaşının telini bile yapabilirsin istersen. İhtiyaç hissedersen tabii. Onu orada bir ihtiyaç hissediyorsan çizeceksin. Ama gerek varsa. Evet. Müziğimiz nasıl? Derinden geliyor. Bir. Evet, müzik geliyor. Yön çizgilerini verdik. Evet. Evet. Şurayı da alalım. Şurayı da alalım alttan. Evet. Şöyle adım adım. Şöyle değişik çizgiler. Evet, söylemiştik. Atıyoruz ya çizgiyi. Bakın. Bak, bunun da bir kalınlığı, inceliği, derinliği var. İşte ona göre atıyorsun. Yıllardır, 40 yıldır çiziyorum. Sokaklarda, orada, burada. Kısabilirsin buradan. Biraz da kısarsan, biraz daha kısarsan. Evet. Evet. Müzik gibi. Resim de müzik gibi. Evet. O notaları göreceksin. Açık, koyu değerler burada nasılsa, orada da müzikte de notalar. Boşluk. Boşluğun da bir değeri var. Heykelde de öyle. Heykel yaptın, her tarafı kapladın. Olur mu? Hayır. Mekan, genişlik, monumental, anıtsal. Evet, şimdi ince ayrıntılara geçelim. Evet, burun çizmiştik. Buraya küçük küçük nokta 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 koyabiliriz. Acele etmeden. Buraya bir doku daha girebiliriz. Biraz daha girebiliriz. Evet, biraz daha girebiliriz şuraya. Alnında, evet.
göre çizgilerine girebiliriz. Nokta 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 nokta. Evet, bak. Çizgi değişti şimdi. Çizgi biçimi değişti. Çizgi neden oluşuyordu? Noktalardan. Binlerce noktadan bir çizgi oluşuyor. Nokta 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 nokta, binlerce nokta nokta. Ses de çıkartabiliriz. Ses geliyor mu? Evet. Ellerim iyileşiyor. Çalıştıkça ellerim, parmaklarım, tüm ruhumla giriyorum. Tüm kaslarımla şu an ellerim, ayaklarım, ruhum, her şeyim. Çizgiler. Nokta 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 nokta. Evet. Müzikte nasıl ezgileri nasıl derinden geliyor ya. Evet. Unutmayalım, Selim Turan ustamıza saygıyla diyeceğiz. Ben hayat hakkında bilgi vereyim. İlkokulu İstanbul'da Ali Avni Çelebi ve Malik Aksel'in öğrencisi olarak bitirdikten sonra Galatasaray Lisesi'nde Cahit Cihat Burak ve Avni Arbaş'la tanıştı. Resim ile ciddi anlamda tanışması Malik Aksel'den aldığı resim dersleri oldu. Malik Aksel'i biliyor musun baba? Evet, tabii. Türk resminin öncülerinden. Avni Arbaşlar, Abidin Dinolar. Evet, onlar hep bir değer. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne 1915 yılında girmiş. Evet, babamın okuduğu okul. Babam heykel bölümünde 1945 yılı. O benim ustamdı. Ne demişler? Tabii ben tabii geçemedim ama ben babamdan ileri doğacak çocuğumdan gireyim. Demiş ya Nazım Usta, onun gibi işte. Ama ben daha hala babamı geçmiş değilim. Tabii benim tarzım farklı, o heykel yapıyordu. Üsküdar'da öğretmenlik yapmış. Okuldan mezun olduktan sonra. Paris'e de gittiğini biliyorum. 94'te Paris'te vefat ediyor zaten. Evet. Neydi? Noktalar. Her çizginin bir değeri var. Hiçbir nokta boşa atılmamış olmalı. Evet, atıyoruz. Hiçbir çizgi boşa gitmez gerçekten. İnanıyorum buna. Hiçbir çizgi boş. Bak, şimdi noktaları küçülttüm. Buradaki ihtiyaca göre. Yani biz de estetiğimizi, yani yaşam yüzlerimizde ihtiyaçlara göre belirliyoruz. İhtiyaçlar ne hissettiriyorsa biz de ona göre sanatçılar öyle tavır almalı bence. Dünyayı, ülkeleri, kavgaları, her şey. Her şey burada başlıyor, burada bitiyor ve tekrar başlıyor. Burada başlıyor, burada bitiyor, tekrar başlıyor, burada başlıyor, bitiyor, tekrar başlıyor. Evet. Evet, noktaları, derinliği veriyoruz. Ne yaptık? Burayı böldük. Burayı çalışıyoruz şu an. Arada ses çıkartıyorum. Rahatsız olmuyorsanız. Konsantre evet. Olma biçimi baba. Evet, bu benim konsantre olma biçimim. Ben kendime daha büyük bir güven duyuyorum. Evet. Gözlüklerinin izleri kalmış. Abidin Dino ile birlikte toplumsal gerçekçi anlayışı gözeterek Yeniler grubunun kurucular arasında yer almış. Vay. Yeniler grubunu biliyor muydun baba? Evet, tabii. Evet. Bu bir sanat akımı Türkiye'deki. Evet, resim de bir akım. Akım, evet. Toplumcu gerçekçi. Ben de o tarzı sürdürmeye çalışıyorum. Çek çizgiyi, bir heyecan ver. Evet, burada öyle çizgiler yok. Ben şu an kurguluyorum. Yok ama kurguluyorum şöyle. Evet.
Doktorum. 47'de Fransız hükümetinin bursuyla Paris'e gitmiş. Evet. Nokta 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 nokta. Evet. Şimdi burada bir kütle vardı. Burada yeniden yorumluyoruz biz şimdi. Evet. Gerisini siz hayal edin. Buradaki akademilerde ders vermiş. 53-83 arasında. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ülkeyi bırakıp gitmiş diyebilir miyiz? Yoksa başka türlü mü? Hayır, oradan sanat akımlarını anlamışlar, görmüşler. Ama 53-83 yılları boyunca 30 yıl orada ders vermiş. Gelip burada emekçi çocuklarına ders vereceğine öyle bir şey yapmış. Bu konu işte, tartışılmalı ama burada Türkiye'de öyle bir ortam olmadığı için orada sanatın merkezi oralarda ama halk sanatına da yönelen ressamlar da var. Gelmişler halkın arasında halk sanatını, köylü sınıfını, o zaman üretici köylülüğü simgeleyen resimler yapan ressamlarımız da var. Nuri Yemler'den tut şeye kadar. Evet. Sanatın zaten sınırı yok. Ben kötülemek için söylemiyorum, tartışmak için söylüyorum. Evet, evet. Biraz da izleyiciler söylese. Evet. İzleyicilerimiz oradaysa söyleyebilirler düşüncelerini. İzleyicimiz yok baba çok fazla. Canlı. Biz bizeyiz olsun. Evet. Bak noktaların güzelliğine bak ya. Diyelim burayı yanlış yaptım. Buradan alnının kemiği. Buraya bir çizgi daha çizersin. O altta kalır ya. Evet. Tek çizgiyle doğru yakalanır mı? Çiziyorsun durmadan. Tek çizgiyle doğruyu yakalamak mümkün mü? Hayır. Hiç öyle bir şey yok. Evet. Elimin gölgesi düşüyor mu? Görüntüyü engelliyor mu? Şöyle tutalım. Ankara Kurtuluş Parkı'nda bir heykeli varmış. Evet. 93 yılında yerleştirilmiş. Hala orada duruyor mudur bilmiyoruz. Ne olduysa. Evet. Bunları ileride sergileyelim ya. Çerkez Karadağ'ın albümünden epey resim çizdik. Kendi çizdiklerimiz de bulduklarımız da var ama epey fotoğraf sanatçımız Çerkez Karadağ'ın albümünden epey resim çizmişiz. Evet. Bunları bir sanat galerisinde burada. Sanat galerileri ücretsiz olmalı bence. Bize olanaklar tanımalı. Ankara'da var mı yok mu bilmiyorum. Kim bize destek olacak? Diyecek ki al sana olanaklar, al sana sergi açma imkanı. Buyurun bakalım. Heykelin adı Sarı Kız'mış, duruyor galiba şu anda. Sarı Kız. Çanakkale'deki efsaneyi mi anlatıyor acaba? Olabilir. Kartdağlarındaki efsanelerden ve geleneklerden çünkü ortaya çıkan bir çalışma diyor. Evet, çünkü Tahta Kuşlar Köyü'nde Etnografya Müzesi'nin kurucular arasından sayılıyor. Bugün okudum. Etnografya Müzesi'nde Tahta Kuşlar'da bir müze var. Ben gittim gezdim ama Selim Turan'ın olduğunu bilmiyordum adının geçtiğini. Şimdi bugün öğrendim. O yüzden daha bir hasretle sarılıyoruz çizgilere. Selim Turan. Bu hikayeden bayağı etkilenmiş Selim Turan. Evet. Evet. Evet, Sabahattin Ali de Edremitliydi. Evet, oraya da bir Edremit'te bir Sabahattin Ali heykeli yapalım. Evet, çizgiler akıyor. Ama bak bir şey daha söyleyeyim. Birbirinin aynısını. Bu heykelin altında da tanıtıcı bir levha yokmuş. Koymamışlar. Oraya direk gibi kalmış orada. Gerçek mi ya? Hayret ya. Adını altını yazmamışlar. Kim yaptı? Ne kadar sorumsuzluk ve saygısızlık ya. Yani değer verme biçimleri. Daha nice heykeller. Kuzgun Acar'ın heykelleri. İlhan Komon'un. Temmuz 2023'teki bir habere göre hala altına yazmamışlar. Soralım Akdeniz heykeli nerede? Ben nereye? Depoya mı kaldırdılar? Halk Sigorta'nın önündeydi Akdeniz heykeli.
Türkiye'de barınamadı, gitti İsveç'e yerleşti. Babamın arkadaşı İlhan Kuman. İşte böyle ya. Çerkez Karadağ'ı niye çizmedin diyor birisi baba. Onu da çizeceğim. Tamam. Çok özür. Gerçekten onu da çizeceğim. İyi fikir. Babalar resimlerini çizdik. Ya gerçekten ya. Ya ben ya yanlış yapmışım ya. Çok albüm duruyor burada. Sayfalarını tekrar ciltlettireceğiz. Koyduk buraya sayfalarını. Tekrar evet. Tamam. Bundan sonraki ilk işimiz Çerkez Karadağ olsun. Vay. Tekrar söylüyoruz. Kim bu adam? Selim Turan. Evet. Çok şey hatırlattı bana. Evet. Evet. Bir gün yapacağız. Çizgi değişikliği. Evet, binlerce nokta. Ne kadar hızlı geçiyor ya zaman. Einstein'ın görecelik prensibi miydi? Zamanı anlatıyor. Zaman. Nokta, binlerce nokta. Evet, görüyorum yavaş yavaş, hissediyorum. Geliyor. Az önce bahsettiğin o Tahta Kuşlar Köyü'ndeki etnografya galerisinin kurulmasına da yardım etmiş. Evet. Evet, ben oraya gittim. Gördüm orayı. Evet. Müzeyi gezdik. Orada Selim Turan'ın adı tam rastlamadık, bilmiyorum. Evet. Gözlüğünden. Gözünün yansımasından gözü değişmiş. Evet. Biraz da buraya girelim. Evet, buraya girmeyecektik ama kendimizi sınırlandırdık. Bakalım biraz faydası olsun diye. Evet. Burada daha çok işimiz varmış ya. Evet. Yani evet. Evet. Evet, portrede ne var? Bir benzetme kaygısı var. Evet. O yüzden benzedi mi? Sokakta çizerken soruyorlar. Hocam benim bir fotoğrafımı çeker misin? Ya ben fotoğraf makinesi değilim. Söylüyorum. Ben fotoğraf makinesi miyim ya? Evet. Bakıyorlar benzemiş. Aa, diyor ki bana bir bıyık ekler misin? Tamam, peki, kabul ettim. Diyor ki saçım yok. Saçımı böyle ekler misin? Ek dedim. Tamam, onu da kabul ettim. Ya ruhun olacak. Ya gülümsemesin olacak. Kaybettin gittin işte ya. Vay. Selim Turan'a saygıyla. Bunları böyle imzalayacağız. Açalım ya vallahi bu sergiyi açalım gerçekten. Ve Çerkez Karadağ'da en baş köşeye koyalım. Evet. Ayrım yapmadan tabii. Evet, onların fotoğraflarına yararlandık. Baktık, çizdik. Çok da güzel, çok profesyonel çekimler gerçekten. Yeni gelen kişiler varsa merhaba diyelim. Yaptığın işi seveceksin. Çok seviyorum yaptığım işi. Şu an saatlerce oturabilirim bunun başında. Açlığımı unutabilirim. Ruhumu asla. Buraya verdiğim ruhu asla. O heyecanı hiç unutmam. Diğer çizdiğim portrelerdeki ruhları hep tek tek hatırlıyorum. Nerede ne yaptım, nerede gergin oldum, nerede sevindim, nerede daraldım, nerede bunaldım, nerede sevinç. Hepsi bir birlikte, diyalektik sevinçler, acılar, hepsi birlikte. Çizgilerin bütünü. Hayatın gereği bu böyle. İkisi birlikte. İnsan her gün bal yemekten usanır ya. Acılar da olacak tabii.
Müzik bak. Biraz sonra sevindirici bir müzik, heyecan bir şey. Bak burada nasıl bir güzellik çıktı ortaya, ben görebiliyorum. Siz de yakından bakabilirseniz görebilirsiniz. Daha tam hedefime ulaşamadım, ulaşacağım. Kararlıyım. Ya, sen sanıyor musun ki sadece burası dümdüz bir karanlık? Hayır. İçinde başka karanlıklar yine var. Karanlığın içinde karanlık. Yani gerçek ama gerçeğin de gerçeği. Evet. Sürrealizm demiyoruz. Gerçeğin gerçeği diyoruz. Bir iç gerçeklik. İç ses. Aşkla. Babam derdi hiç. Gönülsüz yapılan şey ya, haram. İsteyeceksin. Evet, binlerce noktadan oluşuyor bak, binlerce doku. Üç tane nokta bir araya gelince bir leke oluşuyor. Lekeler birleşiyor, dalga oluyor. Dalgalar birleşiyor, deniz oluyor. Deniz kaynıyor, gidiyor. Şu an deniz kaynamadı. Deniz dalgalanmadı şu an. Şu an biraz sonra dalgalanacak. Evet. Dudağının kenarında gülümseme bak. Burada dişleri, sanki dişleri biraz yokmuş gibi. Üstünü kapatmış acaba. Burada bir doku yapmamız lazım. Evet. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Birleştir. Birleştir. Öyle rastgele değil tabii. Bu plan, bir planı var. Bir düzeni var. Düzensizliğin içine bir düzen. Kaosun içinde bir dinginlik. Bir ruh. Evet. İşte oluyor. Burnuna fazla dokunmuyoruz. Burunla bir şey. Evet. Çok şey var ama. Evet. Çizgi karakter olarak buraya bir hafif doku girebiliriz. Gölge olsun diye. Evet, burada da var. Evet. Gelen kişiler sorularını sorabilirler. Tanışabiliriz. Ben Uygur Orhan. Ressam, heykeltıraş. Portre ressamı. Aysu gelmiş. Kolay gelsin diyor. Teşekkürler. Hoş gelişler ola. Evet. Hoş geldin kızım. Evet. Diyelim ki buraya rastgele bu noktaları koymuyorum. Sakallarının çizimi nereye doğru gidiyorsa ona göre atıyorum çizgileri. Onları birleştiriyorum, birleştiriyorum, döndürüyorum. Evet. Başka bir boyuta giriyor. Evet, başka bir boyutta oldu. Hiçbir şey boşa gitmez. Hiçbir çizgi. Ben buraya içinden bir ses daha, bir çizgi daha atlıyor buraya ya. Tabii oraya benzemesin ama evet. Evet. Alnına çizgiyi çek. İçinden ne geliyorsa. Evet. Selim Turan. İsteyenlerin portresini çizerim nasıl isterse. İletişim adresimiz var. Ulaşabilirler özelden. Mesajlarınızı alabiliriz. Evet. Yaşasaydı tanışsaydım keşke. Resmini armağan ederdim. Ben de böyleyim derdim. Nacizane derim. Ben de böyle bir resim yap. Portre çizdim. Ben inanıyorum ki beğenecektir ya. Öyle burnu büyük ressamlardan kendini beğenmiş ressam zannedenler var. Bir gün caddede resim çiziyordum. Burun kıvırıyorlardı bana. Ben duydum. Güzel sanatta da okuyorlardı. Kendilerini ressam zannedenler. Cesaretin varsa gel sokakta çiz. Cesareti yoktu tabii. Evet, ben de çizerim bunu. Dedi, bu ne ya? Bunu ben de çizerim. Yani Picasso'nun resmine
ben de yaparım der gibi. Gel, ben olsun isterim, çok başka ressamlar da gelsin, mesela olsun. Mesela teknik bir şey sanıyorlar işte. Senin orada sokakta insanlarla kurduğun iletişim. Tabii. Onun sanatındaki etkisi bambaşka yani. Tabii, o çok önemli bir şey. Merhaba diyoruz, çocuklar geliyor. Ücretsiz çiziyoruz çocukları böyle. Sonra onlar gidiyor, başkaları geliyor. Dertlerini anlatıyorlar. Yani sadece ben orada sadece resim çizmiyorum. Toplumun tüm demografik şeylerini, sınıfsal özelliklerini görüyorum sokakta. O yüzden benim işim sokaklarda. Halk sanatı sokaklarda. Arbat Sokağı çocukları var Rusya'da. Arbat Sokağı. İnsanlar araştırsınlar. Arbat Sokağı. Ressamlar, çocuk ressamlar hep. Hep orada bir sınıf sanatı yapmışlar. Neden? Koskoca Ankara ya. Bir sanat sokağı yok. Ressamlar toplansın orada. Sanat üretsinler. Evet. Ben de isterim başka ressamlarla tanışmak. Onların tekniklerini görmek. Hep beraber müzikçiler müzik çalsın bir köşede. Ressamlar resim yapsın. Kitap severler, sahaflar kitaplarını sergilesin. Ne var? Halka. Evet, buradan duyuralım. Yani Çankaya Belediyesi'ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne duyuralım. Bir sanat sokağı. Öyle şeylerde değil, halkın arasında bir yerde. Üniversitelerde, Bilkent'te, orada, burada. Tamam, orada da sanata ihtiyaç var ama halkın arasında halk görecek ki yani. Evet. Ne güzel olur değil mi? Ha, ben geldim Çankaya'da bir ressama resmi çizdim. Saklar. Götürür gerçekten götür o çizgiyi. Yani benzesin benzemesin. Yorumlamış bir ressam. Zafer Çarşısı'nda ressam vardı. Saygıyla anıyorum. Bir ressam vardı Zafer Çarşısı'nda. Kitapçıların orada. Ne güzel çizerdi. Çoğu kişi saklıyordur belki onun resimlerini. Tabii şu an yaşamıyor. Bir iz bırakmış yani. Evet, ne demiştik? Noktalardan oluşuyor. Bu kağıtları kırıştırmayalım. Çünkü sergileyeceğiz. Müzik de inadına güzel ya. Buraya bir leke daha yapalım. Belki buraya atlar, kuşlar yaparım. Bu kendi aramızda kalsın. Hadi buraya bir leke halinde bir kuş yapayım ya. Al sana kanatları. Evet. Aramızda kalsın ama. Evet. Bir kuşun gözü burada olsun. Evet. Evet, al sana bir kuş. Noktalardan oluşuyor. Vay. Aramızda kalsın. Selim Turan. Çok güzel gidiyor. Ne sağ ol. Teşekkür. Saatte evet. Buraya da bir kuş ekledik. Aramızda kalsın. Gördünüz değil mi? Kuşun kafasını gördünüz. Gerisini siz hayal edin. Burada küçük aramızda bir kuş ekledik buraya. İster karga de, ister güvercin de, ister guguk kuşu de. Ne dersen de. Bütün kuşlar kavuşsun birbirine. Kanatları kavuşsun. Belki kavuşuyordur, biz görmüyoruz. İnsanlar kavuşamıyor. Bak bak, neler çıktı ortaya ya. Ya abartmıyorum ama burada başka bir şeyler daha oldu. Biraz da buraya ekleyelim. Aramızda kaldı değil mi arkadaşlar, izleyenler? Buraya bir kuş ekledim. Evet, Selim Turan'a saygı duyuyoruz. Evet, ressamımıza. Soruları olan varsa alalım soruları. Bugün de muhabbetiniz hiç çekilmiyor derler. Muhabbet. Gelen giden az oldu baba. Gelirler. Muhabbetiniz daim olsun. Muhabbetiniz sürekli olsun. Daim olmak. Aksın gitsin. Evet. Yani bunlar ileride bir
belge olarak kalır. Kuşu orada sakladık. Selim Turan ve kuşları. Ya ben tam incelemedim ama. Kurtuluş Parkı'ndaki heykeline gidip bakalım ya, güzel görünüyor. Var mı internette Kurtuluş Parkı'ndaki heykel? Var, fotoğrafı da var da. Hala duruyor mu heykel? Duruyor orada, evet. Ne, nasıl bir şey, ben merak ettim ya, oradan bir anlatsana ya. Ya bir direk üzerinde. Evet. Bir kuş var, o kuşun iki ayrı kanadında da. Evet. İki ayrı kuş var, turnaya benziyor. Allah Allah. Gerçek mi? Boyun uzun, evet. Ya evet, turna. Turnaya benziyor. Ya ben onu... Sarı kız heykeli. Tamam. Ha, kaz heykeli olabilir. Kazları vardı sarı kızın. Evet, tamam şimdi. Kaz dağlarında, o yüzden kaz dağlar demişler. Kazları besleyen bir kadının efsanesi. Kaz. Turna gibi. Tamam, turna gibi. Kaz heykeli. Kaz heykelini yorumlamış, evet. Çok sevdim ya, gidip bakacağım canlısına. Kurtuluş Parkı'nda. Bizim bildiğimiz Kurtuluş Parkı ya, değil mi? Aşağıda ya. Ya evet. Ya ben ne kadar şey zayıf kalmışım ya. Gidip görmemişim ya. Ben daha yenisin Ankara'da. Var. Evet. Ankara şey, Ahmet Arif heykelini gördüm de. Tabii Mehmet Aksoy'un... Evet, Ahmet Arif heykeli nerede? Heykeli Dikmen Parkı'na doğru giderken. Parkında heykeli mi var Ahmet Arif'in? Tabii Ahmet Arif'in heykeli var ama Mehmet Aksoy'un neredeydi? O Abdi İpekçi Parkı'ndaki el heykelleri duruyordur herhalde. Madenci heykelini biliyorum. Klasik heykelleri saymıyorum tabii. Ulus'taki onları saymıyorum. Güven Park'taki onları saymıyorum. Onlar herkes biliyor ama evet. Ya var ya, kuşun kafası büyüdü ya. Evet, kaz. Evet. Bir dahaki çizimlerde ben kazla çizeceğim. Benim mahallede Nazım heykeli nasıl olmuş? Benziyor muydu? Evet, o evet yapılmış. Evet. Tabii herkesin bir tarzı vardır, farklı bir tarzı vardır. Ben de farklı bir tarzım var. Herkes yani birbirini beğenmemezlik etmek değil ama bir iş, emek verilmiş. Ama yanında Neşit Ertaş heykeli vardı, sazı kırıktı, hala tamir edilmemiş. Buradan yine duyuruyoruz. Neşit Ertaş aynı. Nazım Kültür Merkezi'nin yani. Tabii evet, onun bahçesinde Neşit Ertaş heykeli var. Toplantıya gitmiştik orada. Neşet Ertaş heykelinin sazı ortadan ikiye bölünmüş, öyle duruyor yani. Sevda sırrından olur diyen Neşet Ertaş'ın, evet. Ya bu kuşa fazla takıldım ya. Ben buraya bir dahaki sefere plan yapayım, kaz resimleriyle beraber çizeyim. Tahta Kuşlar köyünü anımsatalım. Etnografya Müzesi ve noktalar. Noktalar çoğaldıkça bilinçli noktalar, ihtiyacı kadar noktayı atıyorsun şuraya. Alnını biraz daha daraltabilirsin. Evet, gördükçe atayım. Evet. İşte tabii böyle çok teknik terimlerle boğmak istemiyorum sizleri ama esbas değerler, kontrast değerler falan filan. Yaptıkça o gerçek bilgi pratikte öğrenilir. Pratik. Ben hep pratik yaptım. Ölçü. Kayısı çok güzel oldu kuş diyor. Buradan görünüyormuş baba. Evet. Evet, teşekkür ederiz Aysu'ya, Aysu kızımıza da. Herkes ölçü alıyor böyle. 1-2-3 baş. 1-2-3. Yok, bende öyle bir şey yok ya. Öyle. Her şeyi doğaçlama yaptığım gibi bunu da doğaçlama böyle. Alıyorum, çiziyorum. Alıyorum, çiziyorum. Aysu da resim çiziyor. Evet, biliyorum. O kızımız, en güzel kızımız. Hadi buradaki müzik notasına göre noktaları yerleştireyim. Bak şimdi senkronize yapalım. Şimdi müzik geliyor ya, ben de böyle uydurayım bakayım. Müzik sustu. Aslında susmadı. Burada ufak tefek bir ses iletilirken şey oluyor. Paralellik olmuyor. Buradan yakalayamayız biz onu. Öyle mi? Tamam. Biraz zor olur. O zaman hayal etsinler. Ederlerse. Ben şimdi müziğin ritmine göre vuruyorum noktayı. Bak bu yüzden buradan başlayalım.
Sihirbaz değilim. Şarlatan da değilim. Yorulduysan söyle baba, yayını bitirelim. Dur bak, biraz daha şuraya bir... 40 dakikamız oldu. Ben çok heyecanlandım şu müzik meselesine takılınca. Bir dakika. Bak. Ben çok hoşuma gitti, bir dakika. Evet, notalar bitiyor. Boşluk geliyor. Evet, Selim Turan'a saygıyla diyelim. Monumental, anıtsal gibi duruyor. O yüzden hemen şimdi buraya Selim Turan ustamıza diye imzalasam olur mu? Artık bitirelim mi? Soru soran varsa bekleyebilirim. Evet, soru soran yok gibi görünüyor. Evet, o zaman ben buraya bir noktayı koyalım. Sen bitirebilirsin de ben bitireyim baba. Evet. Ben imzamı atıyorum. Evet. Selim Turan. Bitiriyorum o zaman. İmzamı bitiriyorum ben de. Evet. Artık noktamızı koyduk. Hoşça kalın. Bir dahaki sefere yine görüşmek üzere.